takvimimizin de yazımızın da elimizden alınması büyük darbelerdir. Bunları düşünmekten bizi alıkoydular demek doğru mu? Biz neden akıl edemedik? Neden Müslümanlığımıza sahip çıkamadık? Bunu düşünmemiz lazım. Yani konumuz hicretse bu hicretin manasını kavramamız lazım. Muhacir gurbette midir? Hayır. Muhacir gurbette değildir. Çünkü muhacir Mekke'yi fethetmek üzere hicret etmiştir. Gene size çok çarpıcı bir hususu arz edeyim. Mekke'nin fethinden sonra 15 günü geçmiş olmasına rağmen Resul-i Ekrem namazlarını seferi kıldı. Çünkü İslam hayatının temellerinin atıldığı Medine asıl onun yeriydi. Orada da gömülüdür. Yani Mekke'de seferi kıldı namazların Resul-i Ekrem. Halbuki orada doğmuştu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu hicret olayının bizim için önemini anlamak bizim İslami bir gelecek tasavvur etmemiz ve iştiyakla bunun için çabalamamız manası dahilindedir. Şimdi insanları İslami bir gelecek beklemenin nafile olduğuna iknaya uğraştılar ve bunda başarılı oldular. Bugün 15, 16, 20, 25 yaşındaki insanlar önlerinde bir Müslüman toplumun doğacağı fikri olmadan yaşıyorlar. O olmaz, onu geç diyorlar. Bu nasıl oldu? Yani nasıl oldu da insanlar böyle bir ümitsizliğe kilitlendiler? Çünkü onları sahte ümitlerle, yani ümitlerini kırmak üzere ümitlendirerek bir dönem yaşattılar onlara. Yani siyasal İslam diye bir şey başlattılar ve bu başladığı zaman efendim Allah'a itaat etmeyene itaat edilmez sloganı yaygındı ve birkaç sene sonra bir İslam toplumu kuracaklarına dair bir vaveyla kopardı bir takım insanlar ve bunun sahte bir çağrı olması sebebiyle insanlar demek ki bu iş olmuyormuş noktasına geldiler. Yani benim sözlerimin birçok insanı rahatsız ettiğini biliyorum. Çünkü insanlar bu aldatmacadan, bu kandırmacadan servet edindiler. Servet, mevki, makam edindiler. Yani Türkiye'de ikinci hicretin yaşanmamış olması birçok insana itibar temin etti. Şimdi dolayısıyla bu işin aslına dair bir şeyler söylediğim zaman insanlar sinirleniyorlar.